Arkadaşlar merhaba. Yoğun istek üzerine bugün sizler için yaptığımız gaz beton kümesi çekeceğim. Hep beraber kümeslere bakalım, kuşlara bakalım. Çok istek geldi abi, ne olur kümesi çek, kuşları çek bir bakalım. Bu tarz videolar çok atmak istemiyorum. Günlük mirom yumurtladı, mirom tüneye çıktı, mirom yem yedi. O tarz videolar atmak istemiyorum ama şöyle bir genel çatıyı çekelim. Daha sonra zaten mironun tarihiyle ilgili, özellikle kepez mironun tarihiyle ilgili çok güzel bilgiler içeren bir video hazırlayacağım. Birkaç arkadaşımla da röportaj yapmam lazım. Onların birkaç kesitini alıp eklemem lazım. Hazırlıklarımız devam ediyor. Güzel bir Miro tarihiyle ilgili videomuz gelecek. Şöyle sizin için önlüğümü de giydim. Miroca Erman meşhur önlüğüm. Bir kuşları çekelim, kümesleri çekelim. Güzel bir video hazırlayalım. Arkadaşlar kanalımıza katıl butonunu ekledik. Eğer oradan destek olmak isterseniz katıl butonundan kanalımıza destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz. Şimdi geçelim kuşlarımıza ve kümeslerimize. Arkadaşlar şu şekilde devam edelim. Şimdi buraya böyle bir şey yaptım. Çok yağmur yağdı birkaç gün, hem de yağmur böylemesine yağdı. Bunun önüne ben bir sistem yapamadım. Hazırlık yapamadığım için elimizde olan bir malzemeyi hemen tık buradan böyle bir önüne yağmurluk şeklinde yaptık. Kışı tabii böyle geçirmeyeceğiz. Bunun önüne bir mutlaka bir sistem yapacağım yağmur girmemesi, ama ışık da girmesi lazım. Bu şeffaf malzemeler var. Büyük ihtimalle onunla kaplatacağım. Buraya bir sistem yapacağız. Çatımız böyle, burada bir kışlık revir gibi buraya attık, malzemelerimizi kaldırdık. Burası beklemede. Şimdi bizim burada meşhur mirolarımız vardı. Ama mirolarımızı buradan aldım arkadaşlar. Neden aldım bilmiyorum. Miroları aldım buradan. Buralara postaları koymak istedim. Postaları buraya attım şimdilik. Bir takım miromuz kaldı burada. Onları da çekeceğim. Yavruları var altında şu anda. Hatta kendi yavruları değil de ebeveynler şu anda. Burada bir çift miromuzu da aldıktan sonra burada 6 takım postam olacak. Zaten 5 takımı şu an burada. Beyaz dişim var orada. Beyaz postayla eşliği. Onlar nine torun. Bu beyaz dişimin yavrusu. Bu beyaz erkekle bu kaplan dişi. Bu ikisinin yavrusu. Beyaz erkek, beyaz erkeği nineye eşledim tekrar. O şekilde bir eşlemeyle. Altta beyaz dişim iyi bir yarışçıdır. Güzel bir yarış postasıdır. Üste onun kızı var. O beyazla beraber takımlar. Burada mirolarımız var. Miro rasası bir takımım var. Burada bir mavi kaplan var. Postamız bakıcılardan. Mavi alaca. Kaplan değil, pardon. Kaplan dedim. Mavi alacam var. Burada da bir mavi alacam var. Erkek. Burada da bir mavi alacam var ama daha eş edemedim onları. Şu mavi erkekle arkadaki kara alaca dişi eş etmem lazım. Onun eşi Arap'tı, onu gönderdim. Bu dişimiz boştaydı, kızdı. Bu dişimizi şu erkeğe eş edeceğiz. Arap da alacalardan. Alacaların annesi zaten Arap. Postalarımız böyle. Tüneklerimiz böyle. Keops Graffiti'den gelen Miroca Erman logomuz. The Pigeon TV logomuz burada. Yemleri, kumları önlerinde. Sulukları burada arkadaşlar. Burada Miro takımımız var. Türkiye'deki namlı The King serisinin annesi bu kuştur arkadaşlar. Bütün The King'ler bu kuştan çıkmıştır. Baba da Castrol serisinin erkeğidir. Castrol'dür. Yavrularımız bunların değil. Bunların yavruları biraz yanık kalmıştı. Postalara kaydırdım. Onlardakileri de buraya kaydırdım. Bunlarda içerideki sarı bir dişimiz vardı. Bilirsiniz. Diğer videoları izleyenler bilirler. Sarı dişinin yavruları. Bu altta bir kavga çıktı. Dişi çıkarsan sevinirim orada. Heh. Evet arkadaşlar, bunların babaları Miro, anneleri sarı. Kuşlar sarı çıktı arkadaşlar. Sarı tekrar sarı verdi. Dördüncü sarı, iki tane de öldü. Altı tane sarı verdiler. Bir tane kırmızı, bir tane de rasasi verdiler. Miro vermedi. Sarı dişi Miro'ya eşli 8 yavru da Miro vermedi. Bir rasasi verdi, 6 sarı verdi, bir tane de kırmızı verdi. Kırmızı öldü. Bunlar yavrularımız. Sarı kepez, sarı düz. Bunlar da Miro'nun altından nadir çıkan bir renk arkadaşlar. Hummi gibi, Demiri gibi. İşte kırmızısına da Bakiri diyorlar. Ben Amberi diyeceğim. Kırmızı Amberi. Çok nadir çıkan renkleri. Bunlar da bu kuşların altından gelebiliyor arkadaşlar. Geliyor.
gelmez diyen yalan söylüyor. Zaten sarıya bile millet şey yaptı ama ben paylaştıktan sonra bana 20'ye 30'a yakın mesaj gelmiştir. Yani bizde daha bir çıktı, bizde daha bir çıktı diye. Kökünde var aslında bu kuşların sarıda ve genetik bir şeyinde var. Burası böyle. Posta kümesi oldu burası arkadaşlar. Şuradan ayrılalım. Kümesimiz burası, gaz beton kümesimiz. Diğer kümesimiz burası. Miroları şimdi buraya attım. Bunun da dışını şöyle bir malzemeyle kapladım. Komple etrafını döndüm şöyle dışarıdan da. Hava giriyor. Yağmur kesiyor. %90 keser yağmur. İç çift katlı çünkü. Delik yok fazla. Hava ve ışık giriyor. Burada zaten bir penceremiz var. Buradan da hava alıyorlar. Ön tarafını da şuraya açık bıraktım. Bir kapılık. Buradan girebiliyoruz. Hop. İçerideyiz. Evet. Miro kümesi burası oldu artık arkadaşlar. Şuraya da bir tünek attım böyle. Konmaları için. Çap 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 çap. İşte burada bir saksım var, toprak var. Gene önlerinde bu kırmızı tuğla. Bu da hayvanlara verilen büyükbaş küçükbaşlara yalama taşı. Bunu da arada kemiriyorlar. Bu toprağa soran çok oluyor. Bu normal toprak, biraz da deniz kumu var arkadaşlar da ben eliyorum. Taş yok yani. İnce bir toprak bu. Eğlenmiş kırmızı killi toprak. Şu kırmızı tuğlaları da eziyorum onları. Onlardan da koyuyorum içine, karıştırıyorum. Hem yiyorlar, seviyorlar. Toprakta güzel oluyor hayvan. Buraya birkaç tane böyle plaketler vardı. Onları astım. Bu Suudi Arabistan Güvercin Federasyonu'nun ilk Şebap Güvercin yarışmasında hakem olarak gitmiştik. Orada bize verilen plaketler. Bu İstanbul Üsküdar 1. Güvercin Festivali'nin plaketi. Orada da bir hakemlik yapmıştık. Yine bu da Suudi Arabistan'dan. Bu da 2015 miydi? 14'tü. 14'te 63 tane dişi içerisinde 5. olmuştum. Kürenk dişilerde. Şebap besliyordum o ara. Şebaplarım da vardı. 63 kuşun içinde 5.lik almıştık. Plaketlerimiz böyleydi. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Burada gene kuşlar, mirolar burada hepsi. Şurada da Mirocu Ahmet kardeşimizin hediyesi. Sağ olsun, o da güzel bir böyle bir miro işlemiş. Göndermişti bize. Onun da geri burasıymış. Buraya astık onu. Kuşlarımız burada. Alt taraflar şu anda kapalı. İki sıralar kapalı. Kuşları buraya yeni attım ben. 3 takım var burada. Hatta 4 takım var da bu Hummi yanlış yere giriyor. Sen buraya gel bakalım Hummi. Sen buraya yumurtla. Oraya yumurtlarsan kavga çıkar. 3 takım şu anda büyük var. Bir takım yanda var büyük. 4. 2 takım da burada eşe gelmiş. Eş olacak kuşlarımız var. 5-6 takım var. Bir takım yavrumuz var, yeme düşmüş. 7 takım miromuz var. Bir tane de sarımız var. Burada az önce gördüğümüz sarıların büyüklerinden var. Altuni. Miro'nun altından çıkabiliyor arkadaşlar bu renk. Bende 10 yıl önce çıkmıştı. Bir erkek vardı Irak'tan gelen. Ya bu genetik bir bozukluk ya da bir, yani bilmiyorum, nedenini bilmiyorum tam olarak ama bu has ve has orijinal Irak'tan gelen bir erkeğin altından 10 yıl önce çıkmıştı. O zaman 3 tane verdi bende sarı. Hatta o erkek vermedi. O Irak'tan gelen erkeğin kızlarından çıkmıştı. 3 tane kızını farklı erkekle çiftleştirmeme rağmen ilk yavrularını da sarı atmıştı. Yani genetik bir bozukluk büyük ihtimalle. Bu sarılar miroların altından geliyor. Ankara'da bir arkadaşımız bunları eş etti. Onda da var. İki tane birbirine sarıyı eş etti. Altlarından miro yavru aldığını söyledi. Birkaç tane de bana gelen mesajlarda var. Onlarda da yine iki sarıdan miro aldıklarını söyleyen var. Ben alamadım miro ama rasasi aldım. Miro ile eşlemiştim sarı dişimi. Sarı dişimi de gönderdim. İbrahim abiye verdim. İbrahim abi bilirsin, takip edenler. Köpeklere fısıldayan adam. Ona bir rasasi hummi vermiştim, demiri. Uzun süre önce. O erkeğe dedim bir eş et bakalım. İkisi de çünkü istisna kuşlar. Onları birbirine eş edecek. Sonucuna bakacağız. Rasasi'den çıkan düz renk hummi dediğimiz demiri kuşuyla Miro'dan çıkan sarıyı verdik. Bakalım eş edecek. Bu sarıdan dediğim gibi rasasi ile Miro aldım. Şimdi rasasi ile rasasi aldım. Bu yavru gördüğünüz şu yavru sarının yavrusudur. Sarıdan rasas yavru aldım. Ama Miro nasip olmadı. Dişiyi gönderdim. Artık bakalım, deneyeceğiz. Buradaki kalan bu sarı erkek. Bundan yavru almaya çalışacağız. Bu da Hummisi. Bu da gene Miro'lardan çıkan bir renk. Hummi dediğimiz.
şöyle yakınlaştırabilirsem. Heh. Bu da güzel bir dişim. Şu erkeğim de eşli. Hummi dediğimiz renk de bu arkadaşlar. Bu da çıkabiliyor bu kuşların altından. Yani atasıdır değildir vesaire, hiç onlara girmeye gerek yok. Bu kuşun altından bu çıkıyor. Büyük ihtimalle Miro'nun sonucunda olan bir şey bu. Çünkü birçok ırkta da bununla karşılaşılabiliyor. Sarı kafalardan düz sarı çıkabiliyor kuvvetlerden. Ne bileyim, karabozalılardan gevişhane dediğim Saya ırkında farklı bir renk çıkabiliyor. İşte bu kuşun altından bu kuş geliyor arkadaşlar. Sarı da geliyor. Ve bunlar başka bir şey çok vermiyor yani. Tekrar vurduğunuz zaman ya Miro veriyor ya kendi gibi veriyor yani. Çok da değiştirmiyor, bozmuyor. Alaca bulaca kuşlar çıkmıyor. Bu kastrol erkeğim benim meşhur. Çok sevdiğim bir erkek. Onu da bu genç dişimiz yeni kızdı. Şöyle gösterelim. Şu dişimiz yaldır yaldırdır. O dişimize eşledik. Burada bir erkeğimiz var. İyi bir erkeğimiz var orada, yumurtada yatıyor. Kuşlar böyle arkadaşlar. Kuşları merak ediyordunuz. Burada işte bir çift postamız var. Bunların yavrusu var. O diğer takım içerideki gaz beton kümesindeki Miro'ların yavruları burada. Biraz yanık kalmıştı. Sarı yumurtaları postadaydı. Çenç yaptım onları. Postalar hemen kurtardı bunları birkaç günde. Bunlar biraz gidici gibiydi ama şu anda iyiler. Çok güzel bir kepez vermiş bu. İyi bir Miro olacak. Kepez Miro. Bir de ufak kaldığından tam musul olacak o. Ufacık. Bu da düzü onun. Çirkin ördek yavrusu gibi bunlar şu anda ama tüyden sonra güzelleşecek. Değişiklik olarak şu taslardan aldım. Plastik tasları iptal ettim. Bütün yuvalıklara şu çömlekten koydum. Böyle ahşapla daha bir uyumlu oldu. Güzel durdu. Kümes pis, temizlemedim. Kümeslerimiz biraz pis. Çok da pis değil de çoğu kümese göre pırlanta gibi ama gene de pis. Başka bir şey yok burada. Şu erkeğimiz dediğim gibi yumurtada. Onu kaldırmayayım. Yeni tutacak çünkü yumurtası. Şuradan böyle birkaç görüntü size sunayım. Tepeli Hummi dişimiz. Yanında eşi. Genç bunlar, daha yeni eş aldılar. Yeni dedim, daha yumurta yapmadılar. Bir aydır 20 gündür eşliler. Bunun takımı yeni eşledim. 1-2 gündür eş bunlar. Sarıyı bu erkekle eşti. Kastrol dediğim Miro erkekle eşliydi. Onu sarıyı verince bu dişimiz kızmıştı. İkisi de yağlı dediğimiz, fitilli dediğimiz kuşlardan. Aşırı parlak renkleri, çok iyiler. O ikisini birbirine eşittik. Burada gene King serisinden bir dişimiz var. Boyunları tüyde şu anda. Bir matrasasimiz var. Bu da gaz beton kümesindeki çiftin yavrularından. İyi bir kuş. Burada güzel bir genç erkeğimiz var. Burada bir sarıdan çıkma rasasimiz var. Şurada elle büyüttüğüm bir yavru vardı. Takip edenler bilir belki ama Face'de falan da paylaşmıştım. İş yerine götürdüm, getirdim. Elle büyüdü, yırttı. Vallahi kurtardı, ölümden döndü birkaç kere. Hastalandı, salya oldu, sümük oldu. Sırf hani ondan kümese hastalık bulaştı. Bir sürü ilaç aldım burada, şeyler aldım. Nezle oldu hayvanlar, gık gık oldu. Burunlarından salyalar geldi. Şu ilaçla düzeltmeye çalıştık. Bu biraz iyi geldi. Ornimix DS. Bundan toparlamaya çalıştık. Şu anda iyiler. Bir sıkıntılarımız yok yani. Genç bir Miro erkeğimiz var burada gene. Düzlerden. Burada gene King serisinden. Bundan şu yavruyu da sahiplendireceğim. İkisini. Şu anda fazlalık onlar bende. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Şu erkeğim çok iyi bir erkek. Şunu bir göstereyim. Şöyle aydınlığı hafif çıkartırsam burada daha net göreceksiniz. Kümes biraz karanlık. Yani çok harika, mükemmel bir kuş yani gerçekten. Benim için pırlanta. Babası da aynıdır onun. Şu dişim de çok iyi. Beğeniyorum bunu da. Bu dişi de şöyle göstereyim. Kınası.
sırtı, parlaklığı, daha yavru bu kuş. Bu da ölümlerden döndü, hastalanmıştı. Çok zayıfladı, kurtardık ama. Şu dişiyi de çok beğeniyorum, Hummi dişiyi. Hummi dişim de çok güzel, formatı şekli. Bıcırık bile çok güzel. Elle büyüdü bu. Elle bu kadar oluyor. Tam musul. Millet de musul hastası. Ah, musul sana, ufacık. Avuç kadar. Dişi olacak. Bunu da çok güzel bir erkeğim var, yavru. O erkekle inşallah ileride burada. Burada canavar. İnşallah bu erkekle ileride büyürlerse bir eş etmeyi düşünüyorum. Bu da son zamanlarda aldım. Zaten tutulmuyor bile. Yani en formatlı, kelle yapısı yakışıklı olacak yani. Yani kuş çok çıkartıyoruz ama yakışıklı kuş zor çıkıyor arkadaşlar. Bu benim için yakışıklı dediğim kuşlardan. Kafa yapısı, duruşu, renk tonu, baldırı, paçası, kınası. Benim için ideal bir kuş. Güzel bir kuş. Domuzluk yapacağız belki. Tutabilirsek. Çok da ufak ama şey, çok atik. Ufak olmasına rağmen. Oradan kaçamazsın ama. Her yerden kaçarsın. Buraya düştün mü yakalarsın. Şimdi. Onu da şöyle göstereyim. Kellesi, boğazı çok yakışıklı bir kuş olacak. Tüy kalitesi zaten anne baba birinci sınıf. Çok beğendiğim yavrulardan bir tanesi. Bunu büyük ihtimalle damızlık burada bırakacağız. Yavrularını görürüz inşallah. Çok çikolatalı, göğüs sarılığı, iriliği. Beğeniyorum. Güzel bir kuş. Güzel bir erkek olacak. Yapısı da çok tatlı. Bu da altunimiz. Bu da fitilli yağlıdır. Şöyle gösterelim bunu da. Bu da Miro'dan çıkan nadide bir kuş. Altuni. Kümes böyle. Kuşlar böyle. Burada yemlerim var. İşte vitaminler, kumlar. Böyle küçük muhabbet, kanarya yemi, kendir, işte keten tohumu vesaire. Burada ince yemler var. Burada gritler var, kum. Mineral ihtiyaçları, çatıda beslediğimiz için. Burada Avrupa karışık yem veriyoruz gene. Dayanamıyoruz, kaliteli yem veriyoruz. Keyifleri yerinde. Burayı almamın sebebi de arkadaşlar, o tarafta ben seyredemedim kuşları. Kümesin içinde oturamıyorum. Burada geldiğim zaman şöyle yapayım. Şu taburemi alıyorum. Şuraya koyuyorum. Hop, şuraya oturuyorum. Şurada onlar çimleniyorlar, iniyorlar aşağı, yemleniyorlar. Yetiyor bana. Şurada seyretmem onları 10 dakika, 15 dakika. Yetiyor. O yüzden geri buraya aldım bunları. Bir de buradan güneş biraz daha fazla, akşam batıncaya kadar güneş vuruyor buraya. Millet güneşten saklar aslında, çekinir ama ben güneşin kuşlara faydalı olduğunu düşünüyorum. Tüyünü müyünü yakıyor diyorlar. Yok, rengi matlaşıyor. Ben alakası yok. Daha çok parlar kuş. D vitamini aldığı zaman. Yazın bile ben burayı sonuna kadar açık. Kuşlar yaldır yaldır yanar benim yani. Matlaşma vesaire bir şey olmaz. Kuşlar bu şekilde. Arada bir böyle dönüyorum bu tarafa. Kümeste ne yapıyorlar? Bir çift orada avukluyor ama hangileri avukluyor? Kastrol erkek mi? Heh, tamam, bunlar eş almış. Bunlar eş almış. Çok iyi oldu. Yani şu kuşum gerçekten, bunu da severek beslediğim bir kuş. Kastrol. Magnatek serisi dediğim yağ makinesi. Yani şurada tek elle de kamerayla gösteremeyeceğim ama şurada kanadının altı komple yağlıdır bunun. Şu fitilleri şuradan göstereyim. Komple böyle yağlıdır. Yağlı olması parlak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Kuşlar böyle baktığınız zaman parıl parıl parlıyor. Çok bir esprisi yok ama yağlı kuş daha çok parlıyor arkadaşlar. Burada gene genç bir yavrum var. Bu senenin yavrularından.
Bunlar takla atar mı diye soruyorsunuz. Bana çok soru geliyor. Oyun kuşu mu, renk kuşu mu? Ya bu kuş taklacı kuş. Tamam, eyvallah. Ama taklacı kuş öyle bir şey ki, yani şu anda iki tane Türkiye şampiyonunu alın, eş edin. 30 sene sonra, 40 sene sonra aynı kümesten çıkartın. O kümesten kuş çıkacak diye bir kaydı yok. Çünkü bunlarda anne babadan gene alan bir özellik var. Yani kuş anne babasından gene alıyor ama yeni bir birey oluşturuyor. Kuşları eş ettiğiniz zaman havada performansını görerek, eş ederek, yani neslini temizlemeniz lazım. Kötü çıkan, oynamayan kuşları ayıklamanız lazım. Bu kuşlar bilmiyorum, hani ben 15 senedir filan tanıyorum bunları. 15 senedir yerde eşleştiriyorum ben kuşları. Havada hiç uçurup eşleştirmedim. Besleyenlerin de %99.9'u bu kuşları para verip, pahalı kuşlar. Yani tepelileri 10.000 TL'den başlıyor bunların. Düzleri 1.000 liradan 2.000 liradan başlıyor. Hani o paraları verip de uçuran pek görmedim. Ya vardır birkaç kişi uçuran ama yani bu kuşlar yerde beslendi, yerde eş edildi. Son 20 yıldır Türkiye'de özellikle. Irak'ta da zannedersem uzun yıllardır yerde besleniyor değerli oldukları için. Yani bunlardan ne kadar oyun performansı bekleyebilirsiniz bilmiyorum. Yani kapalı kutu pazardan iki tane kuş aldın, oynar mı? Belki oynar, yani onun gibi bir şey yani. Vardır belki işlerinde çok iyi oyun kuşları ama bunları havada izleyip hani profesyonel oyun kuşu gibi takip edilmediği için bu kuşlar oyun performanslarının düştüğünü düşünüyorum. Takla atar mı? Atar. %100 atar. Ben burada uçurdum. Bir tanesini sıktan çıkartamadım. Dakikada 500 tane takla atıyordu havada. Karşıya vurarak böyle sırf taklayla gidiyordu. Kaybettik zaten kuşu. Takla atıyorlar. Çok uçurmuşluğum yok. Belki 5-6 tane uçurdum. Hep kaybettim. 2 tane sıkta kaybettim. Şahin'e verdik. İş yerinde uçurduk. Geçen gün bu sarılardan Serdar Yurttaş abimize verdik bunun kardeşini. Orada uçursun diye. Bir deneyelim bakalım takla atacak mı diye. 1-2 tane takla çevirmeye başlamıştı. Sağ olsun Şahin almış. Onu da Şahin'e verdik. İş yerinde uçuruyordum. Oraya götürmüştüm 4-5 tane. Düzlerden 2 tane 3 tane götürdüm. Orada da başımıza bir olay geldi palet kümeste. Bir kedi dadandı, fark edemedik. Kuş dışarıda kalmıştı, açık bıraktım ben. Çok kedinin hiç olmadığı bir yerdeydik. Varmış demek ki kedi. 5 tane kuşu almış götürmüş. Her gün 1-2 tane götürdü hatta. Dışarıda kaldı bir iki kere. Orada dışarıda kalanları yemiş. Sonra kaparken de gördük. Sonra yediği yeri de buldum. Hep orada yemiş. Bir kuytu bir yer var, oraya saklamış yemiş. Bizim kuşların hep kanatlarını falan gördüm. Sansar falan değil, kedi. 5 tane kediye verdik. Bir tane Şahin'e verdik. Kırmızıyı götürmüştüm, Sarı'nın kardeşi. Onu da tekrar İbrahim abiye verdim. Dedim bunun da başına bir iş gelecek. Bir tane kırmızımız var, al dursun. Onunla ilgili deneylerimiz var. Miro'ya yaşatacağız, Hummi'ye yaşatacağız. Ne sonuç verecek? Lazım olacak o kuş bize. Böyle arkadaşlar. Miro'larımız böyle. Daha detaylı size bunların tarihiyle ilgili güzel bir video hazırlayacağız dediğim gibi. İnşallah bildiğim her şeyi ben söyleyeceğim. Tepeli kuşlar nasıl oluştu ondan bahsedeceğiz. Güzel bir video hazırlayacağız. Evet, şöyle kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.